İran halısı. O, onun oğlu babanın evinde mi seriyordun İran halısını evine? Ah, Çakarlı arabayla falan TikTok atıyor adam ya. Kafayı yer o, koyayım. Utanmaz o, o, bu çocuğu. Allah Sike mecdadın ya böyle işin be. Aman ha hiç değil ya. Allah'ım ne işlere kaldık be Allah. Im. Mesela bir yerde de neresiydi orada tam hatırlamıyorum. Ee, makam araçlarını şeye çıkarmışlar. Belediyenin önüne. Onu bulabilirsem göstereyim makam araçları. Denizli'de miydi lan? Denizli. Heh buldum. Vallahi buldum. Lay lay lay. Tamam. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Bağdat'ı da bulur. bir şey Belediyesi'nin 45 tane aracı iade edeceklerini söyledi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Vallahi bu bu e, paralar senden benden çıkıyor. Bu video mu? Ha. 45 <laughs> tane araç bu şekilde dizilmiş <laughs> belediyenin önüne millete gösteriliyor bak bu çok önemli bizim milletimizde bu çok önemli abi söz unutuluyor 3 ay sonra 5 ay sonra milletin daha aklında kalması için milletin daha reaksiyoner ee, davranabilmesi adına görselleştirme kesinlikle yapılması lazım çıkartın belediyenin önüne sergileyin gösterin abi bu adamlar bunları bunları almış biz almayacağız bunları gönderiyoruz deyin millet görsün gitsin kahvedekini anlatsın gitsin markettekini anlatsın gitsin işte ne bileyim muhtarla oturduğunda o masada anlatsınlar çünkü o dediğim gibi haberde görüp işte kaydırıp geçme çok etki bırakmıyor bence bu tarz etkinlikler çok daha önemli e, yapılsın ya yani gerekiyorsa ne bileyim belediyenin vardır büyük ekranı çıkart orada da göster Bastır. Bak da bunlar bunları bunları yapmış. Bunu banlar mısın? Bakayım ne yazmış banlayacağız. Bu araçları gösterip daha sonra iki katını alırlar. Arkadaşlar Purple de banlanma sebepleri. Bir yayıncıya hakaret. Milli manevi değerlere hakaret. Herhalde bu kadar. <laughs> Irkçılık falan bir de. Ya diyorum ya hani adam gelip bana senden nefret ediyorum yazıyor. Onu da banlamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Adamın fikri yani. <laughs> 45 tane aracı iade edecekleri söyledi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Vallahi bu bu e, paralar senden benden çıkıyor. İade edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bunların Heh. şoförleri, formaları, benzinleri hepsi iç içine katsan kaç ne insanlara hakkını yemişler biliyor musun? Azık günah ben sadece bunu diyorum. Biz 20 senedir sadece Osman Zola iyi niyetlidir, AK Parti, Zeybekçi iyi niyetlidir diye o yıllarca tabii biz oy verdik çok iyi al, al halimizi. Evet. İyi, iyi oldu ya, bence iyi oldu. Yazık günah ne tabii bu durumu gören herkes bu kadar aracın yani gereksiz yere kullandırması tabii ki çok büyük bir zayiat yani. Hem yani halk için bir de beklemediğimiz kişiden mesela ben kendim şahsen AK Partili de değilim. Ama yıllardır ben Osman Zolan'ı tarafsız olarak biraz bir nebze de olsa görüyordum yani. O taraf ortada. Ben bir şey dersem akşam polisin evi basıklı ben alıp nereden bile? bunlar da kim ya? Madem ki sen... Dünkü mesele yine de yani... Düşünün bu sadece Denizli'de abi. Daha diğer belediyeler var. Daha bakanlıklar var. Onların kalemleri var. il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları. Yani bizim servetimizin nasıl harcandığını ne olur bir düşünün ya. Oğlum vallahi insanın aklı duruyor. Ya bunu zaten biliyoruz da. Böyle gözümüzle de az önce dediğim gibi gördükçe daha da böyle üstünü başını yırtası geliyor insanın ya. Milyarlarca lira be. Milyarlarca lira. Ondan sonra millet sinit almaya para bulamıyor. Bulamaz tabii ya. Ben belediye çalışıyorsun, otobüse gel. Ben her otobüse biniyorum. Parasız. Sen de bin. Ya, bu kadar vergi ödeyip yani bu kadar az karşılık alan başka bir yer var mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Ulan böyle hizmet etmeyeceksen vergiyi azalt. Vergi alacaksan hizmet et. Ördek Trabzon'da o borcu bırakan adam büyükşehir belediye başkanı oldu. Durum iyi değil maalesef. Belediyeye seçimden bir gün önce bile bir sürü personel alındı. Son zamanda alınan personeller, personellerin çoğu geri işinden atılacak. Ve bu bence olması da gerekendir. Hangi belediyede olursa olsun sen kaybedeceğini anlayıp son 3 günde 5 günde torpillileri yakınlarını şunları bunları öyle devlet bünyesinde getirip de oradan inek gibi sağdırtamazsın. Adi köpek utanmaz insanlar. Genel söylüyorum ha bunu. Genel. Ya yani bu haksızlığı kim yapıyorsa. Eee... O insanlar işten kovulunca kesin yine İstanbul'da Ankara'da olduğu gibi millete aç bırakıyorlar, ekmeksiz bırakıyorlar, ağlamaları başlayacak. Allah oturup keyifle dinleyeceğim o ağlamaları da. Yani sen oldu milletin hakkını ye, torpille oraya gel. Adam görevi bırakmaya iki gün var, bir anda yüz kişi işe alıyor. Hayrola ne oldu? Bir yere mi göçüyordunuz? Son iki gün kalmış şey teslime, görev teslimi. yüz kişi işe alınıyor falan. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ondan sonra kovulunca da ağlıyorlar. Ya ağlamaya devam edin. Tam humautun hadi aga 5 bölüm hürrem demiş. Sakin olun. <laughs> Sultan kim sürecek? Sabahla şoför elinin gelecek kapıyı açacak. Buyur evet, benim müdürüm diyecek. Yazıklar olsun sunan size. Hiç demeye bir şey gerek var mı? Söylemeye gerek var mı? Başka ne diyelim? <laughs> İstaf olarak nitelendiriyor musunuz? İstiraf oldu Belli yani. Bu da da yani belediye için. Mantık bir şey dışıdır yani. Duygusal olmaz mıyım ya? Gecelerim gün üzerim kaçım ettim. Ben 94 yaşında anam ben o yattır yine koştum ya. Sırtımı taşıyor ne bu ayaklarım kırık bacaklarım benim. Tasarruf tedbirleri kapsamında olduğunu göre yani bunlar yani gerekli değil yani şu an için. Yanlış. Tebrik ediyorum ben şu anki belediye yönetimini. Umarım nicelerini daha karşımıza koyar. İnşallah. Valla sondaki arkadaşı dediği gibi umarım daha nicelerini koyar da daha <laughs> neler neler çıkacak kim bilir ah lan ah Böyle sisteminde böyle düzeninde senin aldığın havadan vergi alacak gidecek ilin en iyine şey çekecek makam arabası. İlçe başkanının makam arabasına binmesi lazım binemezse ölür arkadaşlar. Bilmem ne sikim sokum müdürü özel kalemi 2024 kasa Mercedes'e binemezse annesini sikecekler çünkü. E, acilen Mercedes makam aracına binmesi lazım son kasa. Annesi için yani bu kadar da değil yuh. Bırakın adam annesini kurtarması lazım. Utanmaz köpekler suratını sik. Ya um, vallahi paramparça edeceğim şimdi. Bazen böyle bir anda bir sinir yükleniyor. Gerçekten böyle kopartıp atasım geliyor her şeyi ya. Ya benimki böyle saf bir zengin nefreti falan değil abi. Yani haksızlık var lan ortada. Yıllardır ve sistematik şekilde devam ediyor lan. Ve o kadar görgüsüzler ki, o kadar görgüsüzler ki yani hepimiz görüyoruz değil mi? 40 50 makam aracı belediyede bilmem neler, banyo yaptırmış, altın varak, İran halısı. Orospunun oğlu babanın evinde mi seriyordun İran halısını evine? Pezevenk Sonra ben küfredince de kızıyoruz var. Vallahi özür dilerim ama yani yuh be kardeşim ya. Yüz binlerce lira bir halıya da vermeyi ver ya. Ne oldu oğlum? Vallahi diyorum babasının evinde mi vardı acıma İran halısı da hani garipseyip belediyeye İran halısı lazım falan dediniz. Yazık yani. Millete yazık. 3 senedir ve 4 senedir, 5 senedir aynı hikayeler. Bazı arkadaşlar şey diyor hani onları da anlıyorum. Ben acımıyorum. Kendileri seçtiler, kendileri çeksinler falan da işte biz de çekiyoruz. Ben ayrıca o vallahi kendi seçene de acıyorum. Yazık AKP'li vatandaşa da az, acıyorum. Yani çünkü onlar hani böyle bambaşka bir ütopyada falan yaşamıyor. O da kötü durumda. Yani maalesef bunu isteyerek yapıyor ama kötü durumda o da. Ona da üzülüyorum. Ondan alıyor, bundan alıyor, şundan alıyor. Alıyor, alıyor, alıyor. Kendisi işte böyle bir hayat yaşıyor. Ve bu normal gösteriliyor. Normal. E olmazsa bir de bir sik çıkardılar ya başımıza itibardan tasarruf olmazmış senin itibarın ne kimsin sen ya ya seni Pakistan'da falan oğlum Afganistan'da aynı listeye koymaya başladılar ne itibarı senin ne itibarın var bütün milli meselelerinde maalesef geri adım atıyorsun son dönemde özellikle Mavi Marmara ne durumdayız Mavi Marmara'da Akdeniz'de sağladık mı üstünlüğü yaptık mı bütün anlaşmalarımızı yoksa Yunan mı anlaştı öne geçti bakın geçen yıl oldu da. Mesela milli mesele milli mesele ne yaptık milli mesele Ermeni meselesi ne bok yiyebiliyorsun ne yapabiliyoruz mesela bunu da bir şey yapamıyoruz. Ee, i̇tibar ülkenin itibarına gücü değil mi? Askeri aşırı güçlüdür. Ekonomi sadece Amerika değil mi? Bu sebepten ötürü en güçlü. Bizim var mı böyle bir durumumuz? Bu da yok. Neyin itibarı ya? Neyin itibarı, neyin itibardan tasarruf edilmez bir şey? Hangi itibara sahipsin tasarruf etmeyelim aman abi? Herkes Mercedes arabalara binsin. Yoksa itibarımız şey olur, yaralanır abi. Sizin itibarınız halktan çaldığınız paralarla lüks bir hayat yaşamak. Tıpkı bu Instagram'da influencerlar var ya yaşamadığı hayatları yaşıyormuş gibi gösteriyor. Kiralık arabayı kendisininmiş gibi gösteriyor falan. Onlar gibi böyle sahte bir itibar sizin itibarınız. Bu başka bir şey değil. Senin vatandaşın vize almakta zorluk çekiyor lan gidiyor da aylarca kapıda bekliyor vize alabileyim diye. Niye? Resmi pasaportla adam kaçırdınız yurt dışına. Yani buraya bir sürü sığınmacıyı da doldurdunuz. Ya listelesen böyle bunun listesini yaparsın. Millet artık sana 3 ayda 5 ayda verirse belki veriyor o da yani. Hani vermiyor, vermiyor. Çoğu da vermiyor. Ama itibar aga. Bayağı itibarlısın. Allah razı Titriyor dizler. Senin makam araçlarını o altın varanklı mobilyaları falan gördü mü böyle <laughs> falan dizler titriyor ya bir gör bir gör kardeşim be nasıl itibarlısın nasıl parlıyorsun <laughs> Yoksa tabi makam araçlarının içinde kim koko çekecek ya? karıya kıza kim hava atacak bir de bir de bunları şimdi daha yaşı küçük olanları da var yaşı büyük olanları biraz da en azından hani gizleyerek yapıyor bunu İyi bir şey değil ha o da en azından dedim kötü ama gizliyor suçu gizliyor en azından yaşı genç olanları var ya da babaları işte babaları böyle olanlar falan var utanmaz köpek orospu çocuğu kansızlar sizin gırtlağınızdan böyle sokup böyle sökmek lazım da tiktoklara falan atıyorlar bir de bunları Ah Çakarlı arabayla falan TikTok atıyor adam ya. Kafayı yersin amına koyayım. Utanmaz oros bu çocuğu. Milletin ya köpek ulan sen bir tane lavun piçisin diye bu hayata sahipsin. İtin birisi seni peydahlamış bu hayata sahipsin. Bu arada bu hakaretler etmeme sebebi bu haksızlıkları yapmaları. Siyasi görüşleri falan değil. şey değiliz eşşek değiliz yani. Ama vatanın milletin parasını da böyle çalıp bu şekilde çoluğa çocuğa kullandırtacaksan vallahi kusura bakmayın az bile söylüyorum. Hırsızsınız çünkü. Bir tane puşt. Bir tane piç peydahlıyor. Zengin. Yiyorlar milletin parasını. Takıyorlar çakarı da. Göt veren reisi cumhur sanki. Çakarlı makka. Çakarsız nasıl geçsin arkadaşlar? Nasıl geçsin bilmem ne ilçesinin başkanının özel kaleminin eniştesi. Çakarsız araçla gezebilir mi? Cık cık, gezemez. Oğlu alıyor. Plaka bir de kırmızı bile o da yasak. Plakada öyle yapmak da yasak. Plakayla da oynuyor. Çakarı da var. Sağ şerit emniyet şeridi. Göt veren şeye yetişecek. E, hastaneye yoğun bakıma yetişecek çünkü sanarsın ki. Geziyor. Ah gezmezse nasıl yaşar bu insanlar? Biraz halden anlayın arkadaşlar. Siz yaşayabiliyorsunuz. Ben mesela emniyet şeridinde son kasa Mercedes'imle gezmeden çakarfa hiç rahat edemem. Helikopterin gelip beni alması lazım. Her seferinde siyasi düşüncelerinden dolayı değil hadi açıklama yapmam bile zoruma gidiyor ne haliz. Abi çünkü insanlar bunu ne sanıyor biliyor musun? Ben bunları söylüyorum ya. Abi işte bu çocuk AKP'li değil. İşte biz AKP'liyiz. O yüzden bize böyle şeyler söylüyor falan zannediyor. Hala böyle işte AKP CHP işte şu parti bu parti parti meselesi zanneden var. Ulan hepimizin parasını yiyorlar. Sen AKP'lisin diye senden az vergi almıyorlar ya da senin vergini hayrı hasenata kullanmıyorlar. Hepimiz aynı boku yiyoruz ya. Yazık yani ne rezillikler ne rezillikler gördük. Hala devam ediyoruz. Ya bak bir de şunu söylüyorum. Şu gelse daha mı Bak arkadaşlar yolsuzluklar Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hep oldu. Hep olacak. Lakin nasıl olur? Bir binde bir olması var. Bir de yüzde yirmi olması var. Anladın mı? Bir böyle tek tük olması, utanılacak bir şey olarak kabul edilmesi, yakalandığında ceza verilmesi var. Bir de bunun sistematik hale gelmesi var artık normalleşmesi ve herkesin yavaş yavaş yapmaya başlaması olayı var. Bu ikisi farklı şeyler. Yoksa tabii vardı geçmişte de vardı yolsuzluk. Bu değildi ama ya. Millet utanıyordu, yüzü kızarıyordu, istifa falan neden oluyordu. Lan bakanın torpil mesajları canlı yayında yakalandı. Hiçbir şey olmadı. Bakanın... <laughs> Aklımı yitireceğim. Bakanın torpil konuşması canlı yayında yakalandı böyle kameraya. Canlı yayında ya çekti ya kamera. Çıkıp savunma yaptı oğlum adamlar. Ve bakan görevine devam ediyor. Ve bakanın telefonuna ismi gönderilen herkes rütçe şey atlamış. Ee, rütbe mi denir ne denir artık ona. Bir üstte çıkmış yani kendi mesleğinde. Ne diyebilirsin ki? Kademe atlamış. Teşekkür ederim. Ne diyebilirsin ki? bakan bak geçmediğimiz dönem kendi şirketinden devlete para satın aldı. Şey bir eşya satın aldı. Piyasanın üstüne para verdi. Bunları satın aldı. Devletin hazinesinden verdi. Kendi şirketinden aldı. Dünyanın neresinde olursan ol. Yahu bu suçtur. Bunun soruşturulması gerekir. Sadece görevden alındı. Devam etti hayatına. Şimdi ondan sonra diyorlar ki vatandaş vergi kaçırıyor. Vatandaş bu kadar kötülüğü yapanın anasını elinden tutsa haklı. Yani ananızın elinden tutsa haklı. Yani nasıl haklı? Yani hak derken şöyle burada da o suçu övmüyorum. Adam bakıyor Ulan bu yapıyor, bu yapıyor, bu yapıyor, bu yapıyor, bu yapıyor, bu yapıyor. Ben de yapayım diyor. O da o kervana katılıyor. Ulan bunlar kaçırıyor. Ben esnafım. Ben de kaçırayım diyor. O da o kervana katılıyor. Yani şey değil suçlu suçluyu övme. Bir de oradan dava gelmesin de. <laughs> o kaçırıyor, bu kaçırıyor. Yani Mehmet Bey mesela şimdi başlamış yine. işte biz takip edeceğiz vergileri, zartları, zurtları. Et, etme demiyorum. Et zaten et. bize ediyor. Onları de et. Ve yukarıya da bir kaldır kafanı bak arada Mehmet'im. <laughs> ne diyeyim ha? Böyle bir durumdayız. Sevgili dostlar. Böyle bir sistemin içinde yaşıyoruz. Sistem şu an için düzelmiş değil. Düzelme adımları gösterdiğinde, düzelme adımları attığında zannetmiyorum. sonu bu sayır demekten başka bir bok da gelmiyor açıkçası elimizden. Belki bu kayıp korkusu bunlar tamamen düzelmez de Belki bir ufak bir şeyleri toplarlar mı İnşallah ona da çok umudum yok. Allah hepimizin sonunu hayra çıkarsın. Valla işimiz dualara kaldı. Ben Türkiye siyasetine baktığımda çünkü çok <laughs> başka bir çıkar yol göremiyorum ya. Sen gibi bir daha adama dava açanlar da ne bileyim doğruları söylemek ne zaman suç oldu? Abi benim kendi yaşımdan daha fazla soruşturma geçirdim yayınlardan ötürü. Hatta bir dosyada 18 soruşturma toplamışlardı en son. 18 mi 12 mi şimdi yalan olmasın da. Twitter'da ya kapalı hesabı açmıştım. Atmıştım. Ee, oluyor yapacak bir şey yok. Ha, davaya dönüşmüyorlar. Çünkü hukuk elhamdülillah kendimizi kurtaracak kadar biliyoruz. Avukatımız da iyi. Ee, neyin ceza alıp neyin olmayacağını da almayacağını da az çok kestirebiliyorum ama Hani dava yapamasalar bile soruşturmayla uğraşıyorsun. Sabahın dokuzunda gidiyorsun o karakola ifadeyi veriyorsun. O bile rahatsız edici. Abi düşünsene ya gel arkadaşlar harbiden rahatsız edici. Bilmiyorum belki yaşamayan için daha normal gözüküyor olabilir de. Random birisi canı sıkıldığı için bir siteye giriyor cimere. Senin adını yazıyor. Bu kötüdür diyor ya. ya bak vallahi <laughs> Bu diyor milleti ayaklandıracak diyor. Sen bu adam bunu yazdığı için böyle bir şey yapmamanlar rağmen sabahın 8'inde dokuzunda ifadeye gidiyorsun. Öteki hafta bir daha. Öteki hafta bir daha. Öteki hafta bir daha. Yani Anladın mı? İyi oluyor sana. Boş ağızları toplasalar, atsalar içeri. Daha iyi demiş Laz kardeş. Okey yani benim için problem değil. Avukatım var. Yani ben dediğim gibi hani zor ama çok şikayetçi de değilim. Bu devran bir gün elbet döner. İnşallah o gün senin başına haksızlık gelmez. İnşallah o gün bu benim yaşadıklarım senin başına gelmez güzelim. Yani çünkü dediğim gibi rahatsız edici bir şey. Yani benim için istediğin kadar kötüyü dileyebilirsin. Canın sağ olsun. Ee... Ama işte şey olduğunda mesela de, bir gün devran döner de senin başına gelirse o zaman ses çıkardın da komik duruma düşersin. Yapma yani bence. Nacizane önerim. <laughs> Adama küfretmeyin. Gerek yok ya. Canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok.